Özellikle belirti anlamında kişide neler ortaya çıkar diye soruyorum. Çünkü gelen sorularda memedeki ağrı neye işaret eder diye de soru var. Memede ağrı yapar mı diye soralım biz de. Ağrı olabilir, olmayabilir. Evreye ve şekle göre değişebilir. Ama meme kanseri süt bezleri ve sütü meme ucuna getiren kanalların en çok kanseri bölgesinden gelişir. Buna bağlı olarak en sık görülen bulgu memede kitledir. Evet. Ya da koltuk altında da olabilir. Daha ileri evre dediğimiz zamanlarda koltuk altında da olabilir. Memede kitle, demin söylediğim gibi işte çeşitli büyüklüklerde olabilir. Bu kitle benim dediğimiz, yani hiçbir kanser etkisi olmayan da olabilir ya da kanser de olabilir. Bunun için demin söylediğim gibi patolojik teşhis edilmesi lazım. Memede kitle var ve uzun süredir aynı şekilde duruyor, hiç büyümüyor. Bunlar takip altında oldukları için zaten herhangi bir sıkıntı olduğunda hekim tarafından kontrol edilip malinleşip malinleşmediği yönünde hasta garanti altında olabilir. Onun haricinde meme başı değişiklikleri olabilir. Meme başının içe çökmesi, meme başında kabuklanma, kızarıklık olabilir. Meme cildinde keza gene aynı bulgular olabilir. Meme cildinde yara benzeri bir takım değişiklikler olabilir. Bunun haricinde portakal kabuğu görünümü dediğimiz aynı portakal kabuğunda nasıl böyle delikli şeyli şeyler var, kızarmış bir memede aynı şekilde olabilir. Bunun haricinde meme başı akıntıları olabilir. Kanlı akıntılar için mutlaka dikkate alınmalı. Diğer akıntılarda mutlaka bir hekim tarafından kontrol edilmeli. Kanlı akıntılar bazen enfeksiyon sebeplere bağlı olabilir. Bunun için de hemen korkmamak lazım. O nedenle bunları mutlaka ve mutlaka bir hekim kontrolünden geçmeleri gerekir.